Merhabalar, Doğal Afetler dersimizin 13. bölümüne birlikteyiz. Bu dersimizde afet nedir, Türkiye afetlerden nasıl etkilenmektedir, triyaj nedir, afetlerde triyaj neden gereklidir, triyaj aşamaları ve triyaj sırasında dikkat edilmesi gerekenler konularından bahsedeceğiz. Afet nedir? Afet, ekolojik dengeyi bozarak toplumun olağan yaşam düzenini ortadan kaldıran, can ve mal kaybına neden olan, Toplumun uyum sağlama ve yanıt verme kapasitesini aşarak onu dış yardıma muhtaç kılan ekolojik olgu ve olaylara denir. Türkiye afetlerden nasıl etkilenmektedir? Türkiye afet türlerinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Öncelikle deprem olmak üzere sel, su baskınları, çığ düşmesi gibi ülkemizi tehdit eden doğal afetlerin yol açtığı can ve mal kaybı yüksek orandadır. Trafik ve iş kazaları da önemli yapay afetler arasındadır. 1900'lerden günümüze dek trafik kazaları sonucunda 100 bine yakın insan yaşamını yitirmiş, yarım milyona yakın insan sakat kalmıştır. Trafik kazaları kadar olmasa da iş kazalarından meydana gelen ölüm ve sakatlanmalar önemli boyutlardadır. Bu bağlamda Türkiye'de doğal ve yapay afetler görülme sıklığı, ölüm riski, sakatlanma, ve ekonomik kayıplar açısından önemli ve öncelikle bir toplumsal sorundur. Triyaj nedir? Fransızca bir kelime olan trier fiilinden türetilen triyaj, seçmek, ayırt etmek, sınıflandırmak ve seçim yapmak anlamına gelir. Triyaj, ilk olarak kahve tanelerinin kalite ve boyutlarına göre ayrılması için kullanılmıştır. Tıbbi alanda ise ilk kez Napolyon savaşlarında yetersiz sayıdaki sağlık kaynakları nedeni ile ciddi şekilde yaralanmış askerleri ölüme bırakarak ve daha hafif yaralı olanlara müdahale ederek yeniden savaş alanlarına geri dönmelerini sağlamak için uygulanmıştır. Öncelik yaşam şansı yüksek hastalara verilmiştir. Triyaj Birçok hasta ve yaralı varlığında eldeki olanakların kullanımını ve hasta ve yaralıları öncelik sırasına göre ayırmak ve seçmektir. Diğer bir tanımla, acil bir durum için önde gelen, önemli ve sürekli bir süreç olan önceliklerin belirlenmesi, gelişen durumun önemi nedeni ile diğerlerinden ait edilmesi, seçilmesi ya da öncelik hakkının tanınması anlamını taşır. Afetlerde triyaj neden gereklidir? Afetlerden sonra ölümlerin yüzde sekseni ilk bir iki saat içinde meydana gelmektedir. Hiçbir ülke ya da toplumda bu kadar kısa bir süre içinde olay yerine ulaşabilecek bir dış yardım söz konusu değildir. Özellikle büyük afetlerde dış yardımın kamu örgütlerinin ya da olay bölgesi dışından gelecek arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşması ve çalışmaya başlaması oldukça gecikmekte ve bazen 24 saati bulabilmektedir. Oysa bu saatler yaralıların kurtarılabilmesi için altın saatlerdir. Bu zaman zarfında toplum kendi başının çaresine bakmak zorundadır. Büyük afetler gibi hasta veya yaralı sayısının aniden ortamdaki mevcut yardım kapasitesinin üzerinde bulunduğu durumlarda hizmetlerin sunumunda önceliğin belirlenmesi gerekmektedir. Triyaj aşamaları 3'e ayrılır. Bunlar 1. Afetlerde tıbbi olmayan yaralıların sınıflandırılması, 2. Triyaj uygulaması, 3. Basit sınıflandırma ve hızlı müdahale yöntemi. Triyaj aşamalarına kısaca bakacak olursak. Dur, bak, dinle, düşün. Sesli triyaj yap. Bulunduğun noktadan başla. Herkes için SDB kontrolü yap ve tüm yaralıları sınıfla. Triyaj sırasında dikkat edilmesi gerekenler. Olay yerine gelen ilk kurtarıcı triyaj sorumluluğunu üstlenir. Triyaja başlama noktası eğer tehlike açısından başka bir risk yok ise kurtarıcının olay yerine girdiği yerdir. Bir afet triyajında olay yerine giriş daima çevre güvenliği sağlandıktan sonra yapılmalıdır. Kurtarıcı, kural olarak sınıflandırmaya kendisine en yakındaki yaralı ile başlar. Triyaj sırasında kurtarıcı, durumunu ciddi bulduğu yaralının tedavisine başlamamalıdır. Kurtarıcı, yeşil olarak kodladığı kişilerden ve olay yerinde bulunanlardan bazı küçük müdahalelerde bulunmaları hususunda veya yaralıların taşınmasında yardım alabilir. Triyaj süresi her bir yaralı için bir dakikadan daha kısa olmalıdır. Triyaj sorumlusu triyaj sırasında her yaralı bireye bir renk vererek üzerine aynı renkte bir işaret bırakır. Triyaj görevlisi yaralıların triyajı tamamlanınca sadece hava yolunun açık tutulması, kanama kontrolü ve şok pozisyonu verme gibi İlk yardım uygulamalarını gerekli olduğunda yapabilir. Doğal afetler dersimizin 13. bölümünü ele aldık. Bu kapsamda afet nedir, Türkiye afetlerden nasıl etkilenmektedir, triyaj nedir, afetlerde triyaj neden gereklidir, triyaj aşamaları ve triyaj sırasında dikkat edilmesi gereken konulara değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.